stüdyoda konuklarımızla konuşmaya başlayacağız şimdi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşin bir siyasi, bir hukuki tartışma boyutu var. Son saat içerisinde gelen açıklamalarla siyasi boyutta biraz alevlenmiş oldu. Dolayısıyla önce sizden o reaksiyonları bir dinleyelim isterim. Arınç'ın sözleri, sonra parti içinden eleştiriler, Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı'ndan tepkiler var. Nasıl değerlendirdiniz bu siyasi boyutu? Mikail Bey, sonrasında sizi dinleyelim Nurşen Bey. Sonra da hukuki boyutuna bakalım şimdi. Bülent Arınç'la başladık yine tartışmaya. Dağın yarasıymış derin dereler, bir yaralı yalnız beni sanırdım diye bir türkümüz var. Bir yaralı sadece Bülent Arınç değil belki. Evet, bir sürü mağduriyet olabilir. Ama bu mağduriyetleri ifade etme biçimimiz, ifade şeklimiz biraz o alıştığımız siyasi kimliğin daha önceki reflekslerine benzeyince ne oluyoruz? Yine bir karman çorman bir tartışma ortamı doğdu. Oysa ki tartışmayı, tartışma zeminini hukuki düzlemin çok doğru işlemediğinden belki bahsederek çıksak daha doğru sonuçlara varacağız. Mesela Mehmet Altan dosyası. 2 yıl önce Anayasa Mahkemesi dedi ki burada problem var, ihlal var, ifade hürriyeti bu. 2 yıldır daha dün ancak normal mahkeme bu karara uymuş oldu ve beraat kararı verdi. Yani 2 yıl önce Anayasa Mahkemesi aynen 1-2 ay önce basın barış bildirisine benzer mahiyette bir pilot davada bir örnek karar verdi aslında. Böyle görmek gerekirken biz hukuk sistemi olarak kale bile alamadık bu kararı. Neden? Korkularımız mı vardı, başka şeylerimiz mi vardı? Oysa ki hukuku doğru işletmiş olsaydık 1 yıl sonra, yani o 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 1 yıl sonra Anayasa Mahkemesi bir pilot davayla dedi ki bu ifade hürriyetidir. Burada maddi vaka anlamında Anayasa 15'i, Anayasa'nın 15. maddesine göre hani olağanüstü hallerde kısıtlayabileceğiniz alanlar var. Buna da girmez. İfade hürriyetidir. Bırak kardeşim önünü. Çok net. Ama niye buna uyamadık? Bir mahkeme niye buna uyamaz da 2 yıl bekler? Lütfen aslında bir şeyi böyle bir karman çorman başlıkla ortaya koymak yerine niye böyle olmadığını sistematik olarak görebilirsek belki daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Mahkemeler bugün itibarıyla hukukun üstünlüğü, silahların eşitliği, suçta ve cezada kanunilik, bu temel prensiplere çok net bir vizyonla uymuş olsalar yeni bir af ya da yeni bir tartışmalara girmeden çok doğru neticeleri alabiliriz. 27 yıllık bir hukuki tecrübeyle söylüyorum bunu. Ama neden böyle bir vizyonumuz yok? Neden basit böyle çocuksu aldanışlarla elimizdeki dosyayı biraz eveleyip geveleriz, 2 yıl bekleriz? İnanılır gibi değil. Ya bir de Anayasa Mahkemesi senin yerine mesai yapıyor. Hiyerarşik anlamda, evet Yargıtay bağlayıcıdır ama Anayasa Mahkemesi de bir üst kurumdur. Senin yerine mesai yapan, risk alan, bakın 8'e 8 de barış bildirisinde hatırlayın. Yani bir ateşten gömlek gibi ya da bir baldıran zehri gibi 8'e 8 başkanın oyuyla. Burada da Anayasa Mahkemesi mesai yapıyorsa, diyorsa ki bu basın hürriyetidir kardeşim. Buna benzer dosyalarda da neredeyse aynı yolu git. Hani başka bir kar izine basma. Benim izimden gel. Normalde mahkeme bunu çok rahat yapabileceğin 2 yıl sonra beraat kararı alabildi bir gazeteci. Buna benzer dosyalarda mahkemelerimiz kürsünün arkası bu vizyona müsait. Bu kürsü boş bir kürsü değil. Bu kadar geçmişi medeniyet birikimi olan bir kürsünün ki Türk milleti adına karar verir o kürsü. Hakim savcı dediğimiz öyle basit böyle sadece cübbeyi giyince mahkeme heyeti falan olmuyor. Bir birikimle ortaya çıkıyor. Yani Sami Selçuk eski Onursal Yargıtay Başkanımız olarak ifade edelim. Bunu çok güzel izah eder. Yani mahkeme sarayları adını vermek boşuna değil. Orada bir birikimle ifade edeceksiniz, karar vereceksiniz. Türk milleti adına karar verdiğinizi unutmayacaksınız. Ondan sonra unutursanız şayet işte böyle basit, böyle basit başlıklarla kimimizin hafife aldığı, kimimizin biraz dalga geçtiği ya da kimimizin biraz suçlayıcı olarak baktığı garip böyle arabesk başlıklara mecbur bırakılıyoruz. Böyle olmamalı. Hukuki vizyonumuz bu karışıklığı önlemeye müsait. Bu karışıklığın önüne geçmeye bir potansiyelimiz var. Yeter ki o vizyonumuzu harekete geçirelim ve bu dosyalarda 15 Temmuz sonrası
ortalığa kuru gürültüye papuç bırakmadan, kardeşim o kanunun tarif ettiği anlamda suç var mı maddi vaka? Varsa ver cezanı. Yoksa hakim savcı cesaretini al yüreğine. O kapasiteni kullan ve yolda yürü, toplumun önünü aç. Anayasa Mahkemesi nasıl bunu yaptıysa barış bildirisinde. 2 yıl önce verilen kararı gecikmiş de olsa, bundan sonraki emsal gibi düşünerek bu doğrultuda, bu minvalde kararlar verilebilir, hukukun önü açılabilir, tıkanıklıklar aşılabilir. Hiç kimseyi beklemeden af genelgesi vesaireyi, onlar da bir ruhu ve lafzı itibariyle bütünleyici bir şekilde arkadan geliyor. Ama mahkemelerimiz bu vizyonu önceden görebilirler, yapabilirler. Yeter ki biraz cesaret ve vizyon diyorum. Peki, teşekkürler. Konuşmayı sürdüreceğiz. Sizinle de belki de neden bu tıkanıklıklar oluyor diye de konuşacağız. Siz ne söylersiniz Ruşen Bey? Sizin de yorumlarınızı, şimdi tabii işin sorunun, siyasi boyutuyla ilgili bir değerlendirmenizi alalım. KJ'de yazıyor sonra. Tüm KHK'lılar mağdur mu diye. Şimdi işin bir tarihine bakmak lazım. Bir de bu facia mı değil mi? Asıl bizi buraya getiren hikaye bu. Şimdi kanun hükmünde kararnameler, Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi yaşadı. Bu darbe girişimi gerçek bir darbe girişimiydi. Ardından devlet bir refleks aldı. Ve bu noktada bununla iltisaklı gördükleriyle ilgili kararlar aldı. Bununla ilgili Avrupa Konseyi'ne de bilgi verdi. Bir hukuk devleti müessesesi olarak bilgi verdi Avrupa Konseyi'ne. Dedi ki ben bunları açığa alıyorum. Çünkü bizim aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir yargı yolumuz var. Ne dedik bunlarla ilgili olarak? Biz bir karar kesinleştiği zaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup, hatta Anayasa Mahkemesi mümkünse bunu veriyor, yargılamanın iadesi sebebini oluyor. Bunun anlamı nedir? Sizin verdiğiniz kesin hüküm aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla geri alınabilir bir karar. Yani biz uluslararası hukuk normunu üste kabul ettik. Peki ne yaptık? Kanun demin rakamları aldık. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç ettiğimizde gene biz bu ekranlarda konuşuyorduk. Ben dedim ki her ilde ya da büyük illerde olağanüstü hal komisyonları kuralım ve bu değerlendirmeleri birden çok olağanüstü hal komisyonuyla birlikte yapalım. Bir tek olağanüstü hal komisyonu yapıp da Yargıtay gibi bunca insanın sorununu o dosyaların arasına koyduğunuz zaman hepsinin içinde can var bunların. Hepsinin sorunu var. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Aslında şöyle bir şey oluyor. Tam da sözün anlamı şu. Geç gelen adalet adalet değildir oluyor. Aynı yerde siz yargılanıyorsunuz. Bir sene önce sizin hakkınızda bir karar verilmiş ve bir sene sonra kendimi de benzer durumlarda görüp ona göre artık beklentiler içerisine giriyoruz. Toplum geç gelen adalet adalet değildir müessesinin karşısı olarak artık dedikodulara başlıyor. O bırakılıyor, bu sebepten bırakılıyor, yandaş olursa şöyle oluyor, AK Partili olursa şöyle oluyor, CHP'li böyle oluyor. İşte bu konuşmalar yargıya olan güvenin bugün %20'ye düşmesinin temel sebeplerinden biri. Ne diyor? Çok basitinden daha somutlaştırırsak Asya Bank'tan para yatıran kişiye terör örgütü üyeliğinden ceza veriyorsun ya da KHK ile ihraç ediyorsun. Ama oradan kredi çeken kişiyi hiç yargılamıyorsun. O zaman vicdan ne yapıyor? Sızlıyor. Diyor ki nerede hukuk? Herkes niye bununla ilgili yargılanmıyor? Ya da bu bankanın yönetim kurulunda olan birisi şu anda daha üst kademede görev yapıyor. Nasıl olacak bu iş? Bu adaletsizlikleri nasıl çözeceğiz? Bunlar hukukun çifte standartla uygulandığını bize gösteriyor. Bazıları beraat ediyor, bazıları başka türlü hale geliyor. Dolayısıyla aslında mesela KHK'larla ilgili olarak bugün gene gazetelerde var. Teğmen yani kardeşinde baylok çıktı diye ki onun baylok olmadığı da anlaşılmış. Buna rağmen kardeşinde baylok var diye kendisi de ihraç edilmiş. Hani kişiseldi bu işler? Ne yapacağız? Bunlar şimdi oluyor mu? Vicdanları sızlatmıyor mu? Şimdi şuraya geleceğim aslında. Burada yaşanan tabii en baştan gelen mesele şu. Şimdi biz aslında bir istihbarat örgütüyle ilgili soruşturma yapıyoruz. Bunları eğer biz eşit olarak yapamazsak insanlara sonuçta yaraların kanadığını görüyoruz KHK'yla ilgili olarak. Anlatabiliyor muyum? Bunu çözmenin yolu ne? Bir, buradan işte meslektaşımın, üstadımın söylediğine geleceğim. Yargı yargıya bırakılmadan bu sorunları çözemeyiz. Neden? İşte siyasi konuşmaların sebebi ne? Çünkü yargı Türkiye'de bağımsız değil. Hukuk üstünlüğü yok. Yargıçlar coğrafi teminata sahip değil.
Kendisi de söylemişti, dilimizde tüy bitti. O coğrafi teminatı kurmazsam, bakın ben 17 yıl Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıçlık yaptım, şimdi avukatlık yapıyorum. İstanbul'da bir yargıcım ben. Bu konularla ilgili, bunlar hassas konular. Bir adamı serbest bıraktım ve bu kişi yurt dışına kaçtı. Delillere baktım, ben öyle gördüm vicdani kanaat olarak. Başıma gelmedi, kalmayabiliyor. Çünkü beni koruyan bir teminat yok. Pat diye Van savcısı oluyorum. Pat diye kamuoyunun da haberi olmuyor. O zaman ne oluyor? Yargıçlar ve Cumhuriyet Savcılıkları siyasi iklimi koklar hale geliyor. Dolayısıyla bu siyasi iklimi kokladıkları zaman kendi vicdani kanaatlerine göre karar verebiliyorlar mı, veremiyorlar. Bakın Altanlar davasında dava neden açıldı? Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ihlalden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla açıldı. Ve bu noktada tutuklandılar. Ve bir ceza aldılar. Bu ceza istinafa gitti. İstinafta da coğrafi teminat olmadığı için neredeyse açtık kapağını açmadan demeyelim de çok da incelemeden dokunmadı. Neden? Bir yerlerde biz istinaf mahkemelerinde külliyen görevden alınıp dağıtıldıklarını da biliyoruz. Şimdi bu coğrafi teminatı vermezsen bu yargıçlardan nasıl karar bekleyeceğiz biz? Ne diyecekler bize? Nasıl anlatacaklar? Dolayısıyla bizim aslında öncelikle yapmamız gereken hukuku üstün, yargıyı bağımsız kılmak. Eğer bunu yapmazsak ne oluyor bu sefer? Bakın bir de şu da var. En son nereden karar çıktı ki? Nereden çıktı? Yargıtay'dan çıktı. Neden Yargıtay'dan çıktı? Çünkü Yargıtay yargıçlarının teminatı var. Yargıtay üyelerini bir yere süremiyoruz. O yüzden oradaki yargıçlar daha teminatlı olduğu için ve bir içtihat birliği de yaratmak amacıyla bir karar verebiliyorlar. İsterseniz kısaca bu Altanlar dosyasına da bir... O konuya geleceğiz bu tartışma içerisinde ama odaklı gitmek adına ben tekrar KHK'lılar ve mağduriyet konusuna dönmek istiyorum. Sizin ikinizin de açıklamalarında Türkiye'de yargı sistemiyle ilgili yapısal ve işleyişe dair sorunlar vardı analizlerinizde. Bunları işaret ettiniz. Söyleyeyim. Bu olan sual komisyonu bitirmez. Bitiremez çünkü insanüstü bir yükle çalıştılar. Bakın çok iyi çalıştıklarına eminim. Bu da organizasyonel bir sorun. 150 bin kişi hakkında tek tek dosyaları nasıl incelesin efendim? Tamam. Şimdi o zaman şuraya gelelim biz. Siz bir sorun tahlili yaptınız burada. İşleyiş açısından nasıl sorunlar var? Toplumun hukuk sistemine bakışı açısından nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz? İş yükü açısından yargı neyle karşı karşıya? Bunların analizini yaptınız şimdi. Peki bunları cepte tutalım ve gelelim KHK'lılar ve mağduriyet meselesine. Bu konuyu bu analizinizle biz nasıl daha iyi anlayabiliriz? Nasıl bir mağduriyetten bahsediyoruz? Kaç kişiden biz bahsediyoruz burada? Nasıl hikayelerden bahsediyoruz? Karşımızda nasıl bir kitle var? Nedir bu KHK'lılar ve mağduriyet konusu? Bu analiziniz ışığında bakalım yine aynı başlığa diye. Ben önce döneyim size Mikail Bey, sonra Ruşen Bey sizin yorumlarınızı diyor. Değerli Üstad, bir adet komisyon yaparsanız peşinen kilitlemek gibi bir şeydir. Yani çok net, hani bunu insanın yapabileceği var, yapamayacağı var. Hatırlayın ilk zamanlarda bankada hesabı varsa ya da Baylok sadece varsa ya da işte bir televizyon yayın kuruluşunun şeyini almışsa ya da o dönemi itibariyle bırakmışsa ya da okula göndermişse küçücük şeyden hemen pirelenir, onu sabıkalılar şeyine alır idik. Daha sonra bu klişeleri 10'a, 15'e, 20'ye çıkardık. Hepsini birden aramaya başladık. Daha sonra dedik ki ya bu bankaya hesap açtırmak yetmez. Bir de o dönem itibarıyla mı? Yoksa normal mudi gitti açtı hesap kapattı. Ya da o televizyon hikayesine ya da okul hikayesine. Yani onunla öbürünün bağlantısını vesaire kurmaya başladık. Şimdi bütün bunlar da yetmedi. Neden? Hukuk o kadar bütün bir fotoğraftır ki. O kadar bütün bir fotoğraftır ki, yani o illiyet bağını doğru ortaya çıkaramazsanız başka bir haksızlığın, başka bir haksızlığın, başka bir haksızlığın kapısını aralarsınız. Bir bütünde eritebilmeliydik. Buradan bir işte bir menfaat elde edilmiş mi? Bu grup üyeliğinden bir mesafe alınmış mı? Yoksa o gün itibarıyla tüm toplumun baktığı gibi. Yani 15 Temmuz'da yaşadığımız o paradoksları şey hatırlayın bir. Yani nasıl olduğunu anlamadık bunlardan. O mahallenin güya masum bakışlı tiplerinden kendi askerini, polisini bombalayan tipler çıktı bir anda. Şimdi toplum olarak sarsıldık ama şimdi tersinden bakmaya bir türlü gücümüz yetmiyor. 15 Temmuz hakiki darbenin de ötesinde bir işgal hareketidir. Önüne arkasına baktığımızda
Merasim Sokak'tan Sultanahmet'e, ayda bir Beşiktaş'tan Kayseri'ye, Gaziantep'e, Diyarbakır'a aya bir ya da iki olay düşüyor. Onu bir sadece darbe hareketi olarak da görmek yanlış olur. Bir işgal pozisyonu. Yani hendek savaşlarıyla birlikte düşünün, sınırlarımızın boşaldığını düşünün. Böylesine korkunç bir oyunu bozduk biz millet olarak. Ama şimdi KHK 37 KHK ile 125 bin ihracı 15 Temmuz sonrası yakaladığımız gözlem notlarıyla birlikte değerlendirmiyoruz. O akılcı, akıl toplumuna bir türlü kürsünün arkasını geçirtemedik. Ne demek istiyorum? Ya 15 Temmuz bir saldırı, bunu püskürttük mü millet olarak? Evet. Ama 15 Temmuz öncesi bizim bu örgüte, FETÖ, PKK, DAEŞ gibi bu örgüte bu benzetmelerimiz yoktu. Bunu bilmiyorduk. Bunu ne zaman öğrendik? Biz 15 Temmuz sonrası, Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşmasında çok net olarak şeyden sonra bu tabanı merhamet, ortası ibadet, üstü ihanet konuşmasından sonradır bu. 15 Temmuz'dur dedi çok net olarak. Ama şimdi biz ihraçları, KHK'ları, toplumun bu örgütü dine yakın, güya mahallemizin öğretmeni, belletmeni vesaire gibi onları görür gibi gördük. Ama 15 Temmuz'dan sonra bu vizyonu bıraktık. Bunlar ta öncesi gibi de böyleydiler. Hayır. Bunların 15 Temmuz öncesi tabanı ibadetti, ortası ibadetti, üstü ihanetti. Ama hepsi ihanet değildi. İşte kürsüye anlatmamız gereken şey 15 Temmuz sonrası bunları gör. KHK ihraçlarını 82 bin ret yapmasını OHAL komisyonunda. Bu reddin ne kadar içi dolu. Bir yargılama olmaksızın suçlu kabul edebilir miyiz? Hayır. Biz bir hukuk devletiyiz. Bir mahkeme kararı olmaksızın Afşin Hanım'ı, Mikail Bey'i, Ruşen Bey'i suçlayabilir misiniz? Hayır. Hayır. Olağanüstü Hal Komisyonu o 82 bin reddi neye göre verdi? Bunu hukukun önüne getirmedikçe, mahkeme kararıyla irdelemedikçe şüpheden kurtulabilir miyiz? Hayır. Bu anlamda çok net aklımızı bir başımıza almamız lazım. Biz ne yapıyoruz? En büyük günah birbirimize karşı kayıtsızlığımızdır. Doğrudur. Bu günahı birlikte işlememek lazım. Mahkemeleri çalıştırmak, doğru çalıştırmak, doğru bir vizyonla ve cesaretle çalıştırmak. Şu çocuk oyuncağından kurtulmamız lazım. Daha önce 15 Temmuz darbesine götüren bunlardı. Özel harekat Gölbaşı'nda F-16'ların yarısından fazlası belki evet bunlardı. Bunların hepsini bir şeye doldurup yakmak lazım. Bu değil. Bu olamaz. Bu yarın öbür gün bize bir handikap olarak ortaya çıkacak. Hukuk, mahkemeler işlerini doğru yapmakla mecburlar. İhmal de edemezler. 2 yıl beklememeliler. Anayasa Mahkemesi bir karar verdikten sonra. Niye bekliyorsun? Uysana Anayasa Mahkemesi'ne. Neden beklendiğini düşünüyorsunuz? Çünkü sizin 2 turdur yorumunuz buraya oluyor. Mahkemelerin bakın, görevinin nasıl yaptığına yönelik eleştirileriniz var. Neden öyle olduğunu gözlemliyorsunuz? Dananın kuyruğu burada kopuyor çünkü. Yani mahkemedeki biz refleksi bozduk belki de. 15 Temmuz sonrası hatırlayın birkaç mahkeme kararından sonra o ağır ceza mahkemesini yerini değiştirdik. Değerli üstadın ifade ettiği anlamda coğrafi teminatı vesaire hiç saydık. Tabii hakim ilkesini rafa kaldırdık. Şimdi silahların eşitliğini, hukukun üstünlüğünü nasıl konuşabilirsiniz? Bugünden tezi yok. Mahkeme doğru işlemeli. Kürsü kendi zenginliğini kullanabilmeli. Bu vurgularla birlikte bakacaksınız, o dağ gibi gözüken problemler önümüzde küçülmüş. Peki. Ama mahkemeler kendi işlevini doğru yaparlarsa, biz bu nasıl İHA'yı, SİHA'yı, bakın 15 Temmuz'dan sonra en büyük dayanağımız oldu değil mi? Afrin'de, Barış Harekatı'nda. Mahkeme vizyonumuzda da bir inovasyona ihtiyacımız var. Ezber, terör örgütü ezberi bozuyor mu alıştığın? Sen de başka türlü refleksler geliştir. Bu yaptığın modelleme bir ertesi gün geçerliliğini yitiriyorsa, sıkıntı üretiyorsa daha dinamik bakmak zorundasın. Peki. Sizin yorumlarınızı duyalım Ruşen Bey. Nasıl ben biraz mevzu daha çözülür? Genel bir çerçeve çizdi üstadımız. Ben biraz daha somut örnekler vereyim. Hani eski bir cumhuriyet savcısı olmanın derdi bir evet. Maddileştirmeyle ilgili olarak. Maddi vakadan gidelim. Nasıl bir
cemaat yapısıyla karşı karşıya olduğumuzu anlayalım. Enis Kanter diye biri var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi FETÖ'nün bir numarası olarak işte basketbolcu işte öne çıkıyor. Parlamentoda Türkiye'nin aleyhine konularla ilgili ön plana çıkıyor. Baylok yazışmaları var. Tüm FETÖ üyeleri Baylok'ta Enis Kanter'e oy verin. Onun All Star olmasını sağlayın Amerika Birleşik Devletleri'ne diye binlerce oy vermişler ve ne şekilde oy vereceklerini Baylok'ta tartışmışlar mesela. Anlatabiliyor muyum? Bakın hani bir taraftan bunu görmemiz açısından söylüyorum. Veyahut başka bir örnek vereyim. Biliyorsunuz 17-25'ten sonra FETÖ'cünün FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye bir takım tedbirler aldılar. Bunlardan biri ATM'ler. ATM ne? Arama tarama mesulleri. Bunlar bu müritlerin evlerine gidiyorlar. FETÖ kitapları bulunup bulunmadığını arıyorlar ve çıkartıp atıyorlar. Yakalanırsınız diye. Alınan tedbiri düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tehlikeli bir örgütün olduğu bir dini görünümlü istihbarat yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla ben işte bugünlerde hep gündemde oluyor. Bu İskender Paşa'ydı, Menzil'de filan hepsiyle ilgili aynı uyarıları yapıyorum. Yarın buraya geleceğiz diye şimdiden toplumu uyarıyoruz. O tarihte de geçmişte de bugün meydana gelecek diye uyarıyorduk. Dinlenmedi, bu noktaya geldik. Şimdi bunları bir kere kendi içinde ayırt etmemiz gerekiyor. Hukukçu olarak şu sınıflandırmayı yapmamız lazım. KYK'lı dediğimiz şey ne? Bir listeye ekli olarak ihraç edilen kişiler. Bunlar içerisinde yargılananlar var Afşin Hanım. Bu yargılananlardan beraat ve takipsizlik kararı alanlar, bunlar mahkemelerde tamamen irdelenmiş. Baylok bulunamamış. Yok Asya Bank'la ilgili, Asya Bank'la var da karar bende var. Adam Asya Bank'a 2014 yılında başlamış para ödemeye ve Hoca Efendi'ye yardım diye ödediği de belli. Mesela bu adam aynı zamanda Baylok'a 3000 kadar girişi var. Terör örgütü üyeliğinden ceza almış. Ama bu noktaya gelmemiş. Bu şekilde onun bir terör örgütü üyeliğini hiyerarşik yapıya dahil olarak bir işler yaptığını ispat edememişsin. Örgüte bilmeden veya istemeden yardım diye bir şey de var. TCK 220.7. Bunu da ispat edememişsin ve takipsizlik vermişsin. Artık bu insanı mağdur etmeyeceksin. Çünkü bu insanın mağduriyeti sonuçta tüm toplumun mağduriyeti olarak karşımıza çıkıyor. Böyle kaç insan var? Binlerce kişiden bahsediyoruz. Binlerce kişiden bahsediyoruz. 125 bin ihraç varsa. Binlerce kişiden bahsediyoruz. Ya takipsizlik, özür dilerim. Takipsizlik ve beraatle ilgili olarak binlerce insan, çünkü Twitter yıkılıyor, sosyal medya yıkılıyor ve bunlar acı çekiyorlar. Ve burada tabii hani şunu bir hukukçu olarak şöyle diyemeyiz. Mesela ne diyemeyiz? Sayın Arınç'ın dediği gibi bir bu olayın tamamen bir kurma olduğunu KHK'larını söylersek Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemine bomba atmış oluruz. Çünkü bu kanun hükmünde kararnamelerde bir tepkiydi devletin. Yapacaktı ama dediğimiz gibi en başta o Aralık ayında Avrupa Konseyi'nde görüşmeler yapılırken 2016 benim şu ufacık beynimin gördüğünü devlet nasıl görmez? 7 tane 8 tane olağanüstü hal komisyonu kurun. Sorunu çözün. Demek ki tamam. Aslında ben şöyle bakıyorum. Tekrar dönelim demek ama ki, buraya. Onları söylediniz. Bitireyim izninizle. Şimdi onları bitireyim. Bir de şeyi görmek lazım. Bunların içerisinde, KHK'ların içerisinde mesela itirafçı olanlar var. Bu itirafçı olanları da korumamız lazım. Eğer yargı bu itirafçılara ulaşmazsa suçlara da ulaşamayacak. Bunları da dikkate almak lazım. Yani o kadar çok çoktan seçmeli sıkıntılar var ki bunları görmeden, bunlarla ilgili bir şey yapmadan hareket etme şansımız yok. Dolayısıyla bunları derhal ama derhal ne yapacağız? Çözüm ne? Mesela orada baktığımız zaman ya bu işte beraat kararı alanlarla ilgili olarak ya da bununla takipsizlik alanlarla ilgili ya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanunla bunların haklarının iadesi, geçmiş haklarının da iadesini sağlanması gerekiyor. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü biz bu darbe tehdidini artık bu insanları tekrar, bakın ne oluyor onu şunu söyleyeyim. Bakın tehlike nerede? Örgüt bunu kullanıyor. Örgüt bu insanlara, bu insanların bazıları da var çok da tehlikeli. Hepsine de böyle mağdur diyemeyiz. Evet. Bir taraftan bunlara baktıklarını da biliyoruz biz. Bunlara örgütün bir şekilde yardım ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla devlet bunlar arasında şeyleri yapacak, ayrımları yapacak, görecek. İstihbarat da bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Şöyle söyleyeyim size. Ta şeyde bu 15 Temmuz'dan hemen öncesinde bu Mehmet Parti Göç'ün evinde, bak darbenin şeylerinden biri bu. En büyük tuğ generallerinden biri, başlarından biri. Bir MIT raporu çıkıyor. Evinde aramada.
bu çatı davası da gündeme geldi. Bu MİT raporu da tüm iltisaklı olanların hepsinin ismi var. Ve bu rapor, MİT raporu devlet gereğini yerine getirmediği için 15 Temmuz oluyor. Bunu oradan görebiliyoruz. Bazı işte o yüzden diyorum ki bakın hukuk devletinin yargı bağımsızlığının önüne geçmemek lazım. Eğer biz aynı günlerde 486 kişilik liste veriyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. 408 bakın bu yargıçlar bunları nereden biliyor? 486 kişilik listede 384 tanesi darbeci olarak çıkıyor. 15 Temmuz'a katılımı çıkıyor. Örnek veriyorum İstanbul İzmir'de 10 kişi var. 10 kişilik liste veriliyor. Bunlara şey yapalım diye fakat bunlar o zaman İlhan Tanrı dönen darbeci tarafından Genelkurmay'dan yayınlanmıyor. Aslında devlet farkında, MİT farkında. Dolayısıyla biz yapmamız gereken şu. Devleti şeffaflaştıracağız. Devlet hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı üzerine tekrar kodlanacak. Aksi takdirde biz yeni tehlikelerle karşı karşıya kalırız. Burada mağdur olan herkes yarın büyük bir sıkıntı olarak devlete tekrar geri dönecektir. Kolay bir iş değil. Bunları yani özetle şuraya söyleyeceğim. 4-5 tane kanaldan bahsettim. Bunları ayıklayacak gücü var devletin. Ancak neyi yapacak? Şunu da yapacak. O belki bizim konuşmamızı aşar ama bu işin siyasi ayağı çok konuşuluyor. Bu işin siyasi ayağında mesela atıyorum yargıç olarak bir adam bir yere atanmış. Zekeriya Öz İstanbul Başsavcılığı'na atanmışsa bunu atayacak kişinin de hangi referansla atadığını açıklaması lazım. Hangi siyasi referanslarla geldiğini bu insanların görmemiz lazım. Ve o insanlara bu sorulmadıkça, bu soruşturmalar şeffaf, verileri korunduğu görüntüsü yaşandığı sürece biz bu işin içerisinden çıkmamız mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi KHK'lar içerisinde siz de aslında genişçe bir tasvir yaptınız. Bunun üzerinden gidelim. Yargılanmış olanlar var. Suça karıştı tespit edilenler var. Beraat etmiş olanlar var. Takipsizlik kararı verilmiş olanlar var. Örgütün koruduğu insanlar içlerinde olabilir diye, evet, çok tehlikeli olabilirler şey diye uyarıda bulunduğunuz profiller var içlerinde. Biz FETÖ kapsamında bunu konuşuyoruz ama tabii ki sadece FETÖ'yle ilişkili olanlarla ilgili mevzu değil bu. Bildirge imza veren akademisyenlerden tutun da geniş bir yelpazeden de bahsediyoruz bir taraftan. Çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Siz söylemedin. Bakın o bildiri dediniz ya akademisyenler. Ben hukukçuyum. Üstadım da bana katılacaktır. Bunlar bir yere imza attılar değil mi sonuçta? Bunların hepsinin yargılamalarını tek tek yaptılar. Ya toplu yargılayın. Grup halinde yargılayın. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Birisi beraat ediyor, birisi hükmün açıklanması almış, istinafa gidiyor, birisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. O kadar dağılmışlar ki adalet gene tesis olmuyor. Gene hepsi mağdur. Suç ya bu aynı, kadar maddi vaka aynı. Maddi vaka hepsi. Ya üçümüz bir yere imza atıyoruz. Sizin mahkemeniz İstanbul Çağlayan'da başka bir ağır cezada, sizin yargınamız 26'da, 12, 25'te, benimki 24'te. Niye? Bunların hepsini tek bir mahkemede yargılamak zorundasınız. Aynı suçu işlemişler, aynı yerde işlemişler. Ne oldu? Size mesela sizin mahkeme biraz hızlı oluyor. Size şey veriyor, ceza veriyor, hükmün açıklanmasının geri bırakılması deniyor. Siz onu işte itiraz ediyorsunuz, hakkınızdaki karar kesinleşiyor, bitti sizin. Bana hükmün açıklanmasının kararı vermiyor, ben istinafa itiraz ediyorum. İstinafa gittiğim için halen yargılanma sürecim devam ediyor. Burası halen duruşmaları devam ediyor. Yargıcı diyelim raporluymuş, yargılaması devam ediyor. Bu arada Anayasa Mahkemesi kararı geliyor. Ve böyle yüzlerce kişiden bahsediyorum Afşin Hanım. Düzensizlik de işleyişteki sorunlar da yani. Adalete bu olan mağduriyetleri inancı sarsıyorsunuz. Çok iyi anladım ben sizi. Özellikle de bu eleştirileriniz önemli çünkü siz Türkiye'de bu alanda birebir gözlemlerde bulunan, çalışan, tecrübeden insanlarsınız. Bunun üzerine söylüyorsunuz. Şimdi avukat olarak yaşıyoruz. Az önceki profili çizmemin sebebi şuydu. Mağduriyetleri daha iyi anlamak ve haklı olanların önüne, onların hayatlarına destek olabilmek. Çünkü zaten yargı sürecinden geçmiş ve ceza almışlar var. Onlardan bahsetmiyoruz KHK içerisinde, KHK'lılar içerisinde. Ancak beraat etmiş olanlar, haklarına takipsizlik olanlar, bu işle ilgisi olmadığı anlaşılanlar, böyle profiller de var. İşin ben size sosyolojik boyutunda sormak istiyorum. Çünkü biz bu süreçlerden geçtik, aklandık ama işimize dönemiyoruz diyenler var. Sosyal hayatta mağduriyetler yaşıyoruz diyen insanlar da var. Bunlarla ilgili ne adımlar atılması gerekiyor? Bahsettiğiniz işleyişe dair sorunların yaşanmaması için ne adımlar atılması gerekiyor? Bunlarla ilgili de tecrübelerinizi paylaşırsanız biz memnun oluruz. Hı. Siz buyurun önce Mikail Bey, sonra İner Uşen Bey'in.
Yine somuttan gidelim biraz. Himmet bu örgütün daha önceki kilit kavramlarından bir tanesidir. Şimdi Yargıtay 16. Ceza yeni içtihatlarda bu himmet kısmını neden biraz vurgu olarak şey yaptı? Eğer ki kurum, kuruluş yıllık o zekatını başka yerlere de veriyorsa, yardım adı altında, zekat adı altında, bu örgüte müntesip saymadı. Dedi ki bu yıllık o zekat anlamında ödemesini yapıyor. Bu örgüte gitmişse bile o günkü hüsnü niyetten dolayı gitmiştir. Ama hani 3 yıl geçti neredeyse bu bakış açısına ulaşana kadar. Biz bunları normalde görebilmeliyiz. İlla böyle musibetle yönetilen değil de hikmetle yönetilen bir coğrafya olmamız lazım. Hep böyle musibet. Ya ötekinden ders alıyoruz bu sefer. Yani ne oluyor? Daha çok hikmetle, gerçeğin sevgisi bizi yönetebilmeli, yönlendirebilmeli. Şimdi Voltaire, Fransız İhtilali'nden sonra kabri şeye taşınan bir yazar. O Pantheon 1789'dan sonra. Neden? Tabii o daha derin bir mevzu ama şu kısmını ifade edeceğim. İtalya'da bir dönem o kadar ateist çoğalmış ki insanlar ancak diyor birbirlerine sarılırken tereddüt ettikleri kadar bıçaklamadan önce düşünüyorlardı. Bu kadar kıyıcılık gelişmiş. Yani bu kadar mı olur? Bu kadar olur. Bizim KHK'lar konusunda en çok şey yaptığımız soru şu. Neden bu kadar kolay ihanet ettiler? Nasıl bu kadar kıyıcı olabildiler? Bu toplumun çocukları nasıl bu kadar öteki olabildiler, ihaneti göze alabildiler? Ya bu soruyu yalnız KHK'lılar için sormak yanlış olur diyorum ben hukukçu olarak. Toplum olarak, bir bütün olarak yaptık biz bunu. Bir bütün olarak alkışladık olimpiyat adı altında yaptıkları düzenbazlıkları. Bu yanılgıyı toplumun bir bütününün değil de sadece bu insanlar için görürsek yanlış olur. Ve bu soruların altında kalırız daha sonra. Karşımıza soruyoruz ya, neden bu kadar kolay ihanet ettiler? Neden bu kadar Kenan Evren'e %90'lara yakın oy verdik biz, %90'ları aşan? Neden bu kadar Adnan Menderes'i kolayca kurban verdik biz? Bir mektup gitmiş, idamı bir gün geciktirmişler. Tayyip Erdoğan'a bu kadar vermedik, bu kadar basit veremezdik. Millet olarak önünde durduk, etimizle, canımızla, ciğerimizle. Ama buraya kadar çok güzel, buraya kadar harika. Ama bundan sonra şunu diyebilmeliyiz arkadaş. Toplum olarak üzerimize gelindi bizim. Bir millet coğrafyasında ezilmek istendi, işgal edilmek istendi. Bu bir işgal projesiydi. Sadece camianın içerisinde olup da kurban olanları hiç gözünün yaşına bakmadan ne halleri varsınlar görsün diyemeyiz. Sahip çıkmak durumundayız. Bu ihanet, kolayca ihanet ettiler diye gözüken o F-16 pilotlarını kastediyorum, o gazetecileri kastediyorum yer yer. ihanet edenleri kastediyorum çok açık ve net olarak. Ama o büyük çoğunluk çocuklarını okula gönderenler, banka hesaplarında vesaire olanlar, bir şekilde Wi-Fi'dan baylok yüklenmiş olanlar, 125 bin ihraç, ya mahkemeler doğru işlemeli, ya mahkemeler doğru işlemeli, ya da bir masumun canına kıymama adına olağanüstü hal komisyonu mu dersiniz, başka bir komisyon mu dersiniz, masumiyet karinesi geçerli olmalı. Masumiyet karinesi nedir? Suçluluğunu ispat edinceye kadar herkes suçsuzdur. Sen suçunu ne yaptık biz 15 Temmuz'dan sonra? Patır 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 patır, çünkü bir devlet refleksiydi. Hatta millet refleksiydi. 3000'e yakın, 4000 civarında hakim savcıyı kürsüden uzaklaştırdık. Hiç gözünün yaşına bakmadan. 125 bine çıkardık ihraçları. Buraya kadar belki evet okey affedilebilir. Ama daha sonraları hukuk devleti. O bir refleksti. Yani evet. O bir refleks ama sonra bunlardan ayıklayacağın zaman bunu hızlı yapman lazım. Hızlı yapman lazım. Masumiyet karinesini bir an önce işletip mahkeme aksi bir karar vermediyse masumiyet karinesi esastır. Hatta ve hatta 125 bin ihraç hakkında. Hepsini kim ayıracak? Hukuk ayıracak. Hepsini kim ayıracak? Mahkemeler ayıracak. Mahkemeler neyle ayıracak? Hukukun üstünlüğü fikriyle. Masumiyet karinesiyle, silahların eşitliğiyle, tabii hakim ilkesiyle, coğrafi teminatla bu enstrümanları ne yapıyoruz? Şu an üzerinde çalıştığımız ve Adalet Bakanlığı'nın hukuk reformuyla yapmaya çalışıyoruz. Ve diyor ki hukuk reformunun teması, ana fikri bu diyor, daha bu
tümüyle lafsı değildir, olayın ruhudur. Bunu geliştireceğiz. 6 ay, 1 yıl sonra dinamik bir şekilde takip edeceğiz. Bakın bunlar çok güzel müjdeler ama içine girmek, evet, dinamik halde tutmak, bir dinamik tahlil metoduyla sondaki vizyonu öne çıkararak, adımlarımızı sıklaştırarak, diğer türlü her yaptığımız işlemi kürsü olarak, mahkeme kürsüsü olarak son hakikate boğdurmazsak, bu adam suçlu mu, suçsuz mu? Tereddüdün var. Sus, sus kardeşim. Tereddüdün varsa suçsuz. Tereddüdün var, suçlu olabilir. Asla ve asla maddi vaka bulamıyorsan, maddi vaka yoksa suçlayamazsın. Bu vizyonu, bu cesareti, barış harekatını nasıl yaptıksa, kendi göbeğimizi nasıl kestikse, başkalarına rağmen, süper güçlere rağmen, her şeye rağmen yedi düveli karşımıza alarak mahkeme kürsüsü de bunu yapabilir. Bu vizyonu öne alabilir, öne koyabilir, bu cesareti gösterebilir. Buna müsaitiz. Birikimimiz, potansiyelimiz, duruşumuz, tarzımız, yaklaşımımız buna uygun hala. Mahkeme kürsüsünü küçük görmeyin siz. Yüce bir mahkeme kararı diyoruz değil mi? Yargıtay Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ni. Bunları büyütmek zorundayız. Peki. Her mahkemede kendi kararını büyütmek zorunda. Bu millet adına karar veriyor çünkü. Peki. Teşekkür ediyorum. Hukuk reformundan bahsetti Mikail Bey. Ruşen Bey, size de aynı şeyi soracağım. Somut atılması gereken adımlara gelelim. Siz neler Birincisi görüyorsunuz? Birincisi şöyle. KHK'lılarla ilgili olarak yapılması gereken bir af kanunu ya da infaz kanunu yok. Bunların zaten yargılandıkları bir şey yok. Bir şeyle suçlanmıyorlar artık birçoğu açısından baktığımız zaman. Bu suçlanmayanlar ya da beraat kararı alması alanlar açısından sadece idari işlemlerin işletilmesi ve itibarların iade edilmesi yeterli olacaktır aslında. Bir düzenlemeye ihtiyaçları yok. Zaten yeterince, yani nasıl söyleyeyim, o kadar çok acı çektiler ki bu açıdan yapılması gereken şey sadece iadelerin... Ancak idari işlemler mekanik işlemler değildir. Algı var orada. Onu nasıl dönüştüreceksiniz? Bu... Ya bakın şöyle... Anlatabildim mi? Devlet... Yani sadece kağıt üstünde bitmiyor diye anlıyorum sizin analizlerinizden. Ya şöyle, şimdi KHK'yla ihraç edilerek daha sonrasında takipsizlik ve beraat evet. kararı alanlar açısından bakın bunları yargıçlar ve Cumhuriyet Savcıları çok ayrıntılı olarak inceledi. Kılı kırk yargılar. Eğer bu sistemin içerisinde hala beraat edebiliyorsa ki artık yargıçlar diyor ki beni FETÖ'cü olmadığını ikna et diyor artık, yani yargıçlar o durumda yani. Bu durumda bu adam artık beraat aldıysa buna artık devlet güvenecek. Bunu artık işini gücüne iade edecek. Ama bakın şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Şuna bakmamız lazım. Bizim bu genel olarak temel sorunumuz şu hafşenem. Hukuku hep bir yere dayıyoruz. Hep bir vesayet sistemine dayıyoruz. Şimdi de öyle bir vesayet sistemin içerisindeyiz. Hukuk yargı yargıya bırakılacak ki bu sorunları o kadar kolay çözeriz ki biz bunları. O kadar kolay çözeriz ki. O kadar çözümleri kolay ki. Ama siyaset elini çekecek buradan. Siyasetin elini çekmesi için de bunun başka bir siyasi iklime ihtiyaç var. Şimdi işte bunu söylüyorum. Bir kere şunu belirtelim KHK ile ilgili olarak. Bakın geçen bir makalesinde Ali Karahasanoğlu yazmış. Demiş ki yok öyle mide bulandırıl kaçmak. Açıkla Arınç demiş. Niye? Sayın Arınç ne diyor? Diyor ki efendim diyor bu benzinde diyor depo dolduran bir Danıştay üyesi görüyorum. O Danıştay üyesi acaba kaç kişinin kanına girdi diye soruyor. Onu bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Nasıl o hale geldi onu da görmek lazım. O yargıda hangi kararlara imza attılar, hangi iş adamlarını yaktılar, himmet alabilmek için veya benim gibi insanları sürgüne göndererek hayatlarını, kaç kişinin hayatını kararttılar. Bunları da görmek lazım. Pompacı olarak gerekirse çalışmamalı, hapiste olmalı. Yani tabii Kimin ki. Kimin hayatını kararttıysa. Yani aynen öyle. Ama şimdi bu şöyle, bu ayıklama işini siyasetten ayırıp hukuk yani yapmadığınız çok net söylüyorum. Bugün bana verseniz ben bir ay sonra bunların hepsini birbirinden ayırt ederim. Çok net. Niye? Benim hiçbir tarikatla, cemaatle hayatım boyunca bağım olmadı ki. Ben Atatürk çocuğuyum. Cumhuriyet ilkelerine inanırım. Hiçbir tarikatla, cemaatle işim olmaz benim. Anladın? Çünkü fikrim hür, irfanım hür. Cumhuriyet böyle çocuklar yetiştirmeli. Bugün neyi konuşuyoruz? Aynı sorunu konuşuyoruz. Bugün menzil dediğimiz bir tarikatın Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdiğini bir yazarımız kitap olarak yazıyor. Öbürü işte Adalet Bakanlığı'nda etkili. Bir öbürü başka şeyde etkili. Biz bunları niye konuşuyoruz 20 yıldır? Ben bu mesleğe girdim gireyle, yargıçlık ve Cumhuriyet Savcılığı mesleğe girdim gireyle bunu konuşuyoruz. Şöyle düşünmek lazım basit olarak. Bir yargıç ve Cumhuriyet Savcısının tek referans alacağı konu kanun ve kitaplardır.
Bunun dışında dini referanslara inanmaz ama Baylok yazışmalarına inanıyorsunuz. Bakın bir örnek vereyim. Ben bunu gözlerimle, ya bu gözler neler gördü ya. Bir Cumhuriyet Savcısı ihraç ediliyor. Şey yazıyor, kurula, kurulu bunu çok iyi bilir. Kurula yazı yazıyor. Efendim diyor, ben FETÖ'nün sohbetlerine değil menzilli sohbetlerine gidiyordum diyor. Karıştırdınız beni, atmayın diyor. Ya hangisi daha insanı, ya hangisine şey yapacaksınız? Böyle dedikten sonra nereye varacağız yani? Sen FETÖ'nün toplantısına niye gidiyorsun ya da benzinli toplantısına nasıl gidersin? Oradan sana emir verdikleri zaman sen onu mu yapacaksın yani? Olacak iş mi bundan? Ama bundan? Şu fikri hür, vicdanı hür nesiller söylerken çok güzel. Ama 28 Şubat ama 12 Eylül ey muhtıra, özde değil sözdecilerle FETÖ gibi bir tehlikeyi de bu milletin başına bela ettik biz. Yani Cumhuriyet nesli, geçen Kılıçdaroğlu diyor ki biz de az etmedik canım başörtüsü konusunda. Ya şu var üstadım, bak geçmişteki sen kaçıncı arkadaşımsın bu konuda? Her bu konuyu açtığında 28 Şubat'a giriyor şey. 10 numara haksızlıktı. Hiç evet. Sorunumuz yok. Senle bunu konuştuk. Ama şunu söylüyorum. O başörtülü kızlarımız için bir haksızlık. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sen de biliyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri ya, açıkçası televizyonda çıktı bunları, bu kulaklar duydu ya. Bir milletvekili çıktı. Biz dedi, ben buraya not aldım ya. Biz dedi AK Parti, cemaat ve dedi Amerika Birleşik Devletleri bir araya geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kafesledik dedi. Bunları bu kulaklar duydu. Evet. Bunları baskılar, artık yaşamayalım ama yani. Ama o baskılar da FETÖ masallarına inandırdı bu toplumu. İşte. Kaçacak yer aradı insanlar. Tabii. Bak burada da çok iyi bir tespit yapıyorsun. Ondan sonra AK Parti doğal olarak bu böyle bir yolda yürürsem bu acaba vesayeti yıkar mı? Ama ne oluyor biliyor musun? Birbirimize zarar veriyoruz. Peki. Özüne gelirsek. Şimdi... Bir sorum daha var ve bir dakikam var. Şu, o zaman sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Altanlar ve Alacak'la ilgili kararla sizin değerlendirmeniz ne oldu onu da sorayım. Çok kısa birkaç cümleyle yorumunuzu alalım. Şöyle söyleyeyim birincisi. Altanların taraf gazetesinde neler yaptığını bu millet biliyor. Yani son 10 yıl önce olan şeyler. Ben o zaman Yargıtay Cumhuriyet Savcısıyım. Ben de biliyorum neler yaptıklarını. Objektif olmadıklarını. Kimseyi hiçbir şekilde... Doğru işlerin peşine koşmadıklarını hiç unutmuyorum ya. O taraf gazetesinin Türk ordusu camiye bomba atacakmış. Ve karşısına Genelkurmay Başkanı çıktı. Allah Allah nidalarıyla dedi düşmana saldıran Türk askeri dedi cami bombalar mı dedi. Buna rağmen o İlker Başbuğ gizli tanıklarla terör örgütü üyelerinin gizli tanıklarıyla cezaevine konulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Böyle bir şey var ama yargılama dediğimiz şey onlar için de adil olacak. Bir, bunlar anayasa ihlalden yargılandı. Demek ki bir gün önceki televizyon konuşmalarına dahi yargı şunu bulamadı. Darbeye teşebbüs edenlerle bunlar arasındaki bir ilişki bulunamadı. Dolayısıyla anayasa bunların eylemleri açıkça tabii, bu konuda bunların net... eylemleri biraz işte bilmeden, bunların terör örgütünü olduğunu bilmeden yardım ve yataklık kapsamında kaldığını kabul etti. Bunun bir yargı kararının süreci de devam ediyor şu anda. Bununla ilgili olarak az da ceza vermedi, kabul etmek lazım. Birine 10 yıl 6 ay verdi. Çünkü hala nasıl oluyor anlamıyorum. Bu Ahmet Altan Bey hala diyor ki Baylöz diye bir darbe girişimi seminer programı vardı diyor. Ben yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Öbürüsü içinde 8 yıl 9 ay verdi. Normalde terör örgütü üyelerinden 5 yıl 6 ay ceza verilen yerde neredeyse onlara daha ağır bir ceza verdi aslında. Eylemlerinin sürekliliği, bu kartopu atmalar falan hepimizin bildiği manzaralardan kaynaklanan alt sınırdan ayrıldı. Ama süreç devam ediyor. Yargının kararı izleyeceğiz daha. Sizden de birkaç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından 314-2 10 yıl civarında ceza almış oldular. Basın hürriyeti ve ifade hürriyeti bakımından bir kazanç. Türkiye'nin önünün açılması lazım. İfade hürriyeti, basın hürriyeti, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı. İfade hürriyeti. Evet, ifade hürriyeti. Bu konuda ağırlaştırılmış müebbetten 314-2'ye yetmez ama evet. Yani basın hürriyeti ifade hürriyeti olmazsa olmazdır. Kalemlerinden tanıdığımız insanlar, bu insanlar mahkeme süreci devam edecek ama ben Mehmet Altan dosyası gibi aynı maddi vaka çünkü Anayasa Mahkemesi o dosyayı şöyle bir çarpıladı. Evet. Aynı akıbeti bulacaktır ve tahliye olacaklardır diye düşünüyorum. Oldular peki. Zaten tahliye hepsi. Beraat olacaktır evet. Diye düşünüyorum. Olacak. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Doktor Ruşen Gültekin ve Mikail Aspek'le konuştuk. Reklam var şimdi.